Evet, bugün yine uyduruk bir yemek yapacağız. Önce kuru soğanları şöyle irice doğrayıp zeytinyağında öldürdük. Hatta biberle birlikte. Koyu yeşil renkli acı biber bu. Arap bir biberim. Bakın bunlar şöyle soğanla, kuru soğanla, acı biberler. Acı bulamıyorsanız tatlı da olur. Daha sonra acı pul biber, toz biber de ekleyebilirsiniz. Acı sevmeyenler veya yiyemeyenler, midesi hassas olanlar zaten tatlı biber kullanacaklar. Şimdi bu ikisi birden öldü zaten, yani yumuşadı zeytinyağında. Evet, iyice doğradığımız tarla domateslerini aktarıyoruz içine. Buna hemen su koymuyoruz. Domatesin suyu birazcık çıkıncaya kadar başında bekleyip karıştırıyoruz, dibine tutmasın diye. Domatesler yumuşadıktan sonra, bakın önceden haşladığım koşan tavuk, gezen tavuk, sporcu tavuk, ne derseniz deyin. Etle de yapabilirsiniz, et suyu da olabilir. Hatta etsiz de olabilir. Et sevmeyenler et de koymayabilirler. Bu tavuk 4 saatte pişebildi. Ve dolapta da jöle kıvamına geliyor zaten suyu. Belli ki sporcu tavuk. Diğer tavuklar zaten saman gibi oluyor. Hemen 10 dakikada hazır oluyor. Bu öyle olmadı. Ondan sonra bu domates de biraz yumuşadıktan sonra, yani azıcık suyunu verdikten sonra üzerine bu tavuk suyundan, hatta tavuktan da ekleyebilirim. Ondan sonra şöyle bir yarım saat pişsin. Yalnız ben hemen şunu da ekleyeceğim. Eğer yoksa hiç üzülmeyin. Siz de bunsuz yapın. Bunlar minik minik nedir? Yediğiniz eriklerin, şeftalilerin çekirdekleri. Zaten acı yemeğimiz. Bunların acısı orada kaybolacak zaten. Bir de bunun içerisinde, dağlara gitmiyor musunuz spor yapmaya? Şöyle bir çevrenize bakın. Yabani bademler varsa onlar küçük olur. Diğer bademler gibi değil, acı olur. Onlardan toplayın, boş boş gelmeyin. İşte ise üretiminiz olsun. Onları da kırın, onları da ekleyin. Bakın hemen şimdi ekleyeceğim ki beraber pişsin. Çekirdek daha sert çünkü. Evet, onları da koyduk. Hatta yediğiniz zeytinlerin çekirdeklerini biriktirin. O bütün bütün yutanlar var ya, onlar biraz manyakça bir şey. Diri diri çıkar yani, odunun nesini yutuyorsunuz. Hani kırabiliyorsanız, sabrınız varsa zeytinin çekirdeğini kırın. O minik minik açık kahverengi çizgili çekirdekleri bu yemeğe atabilirsiniz. O da olabilir. Evet, ondan sonra ne yapıyoruz? Bu iyice yarım saat piştikten sonra tam indireceğimize, altını kapatacağımıza yakın yine köftelik bulgur dediğimiz, dolmalık bulgur pirinç büyüklüğünde bu bulgurdan içine koyacağım. Yalnız bu bulgurun özelliği, Malatya değirmen bulguru bu. Ha, diyeceksiniz ki hepsi değirmende oluyor. Bu öyle değil. Kendileri kaynatıyorlar. Kendi değirmenlerini yapıyorlar. Bu böyle üzeri kepekli gibi mat. Zahiricilerden aldığınız zaman böyle ışıl ışıl, kristal gibi parlar, bir de daha sarıdır. Onlar fabrikada, ben duyduğuma göre, içerisine bir madde katıp sarartıyorlarmış galiba, cam gibi parlak oluyormuş. Bu öyle değil. Mat ve üzeri kepekli gibi, pirinç büyüklüğünde. Bundan koyacağım. İşte kaya tuzumuz var. Kaya tuzumuzdan çok az koyacağız. Daha sonra herkes kendisi ekleyebilir. Yine taş köprü olmasa da Türkiye sarımsağı olsun. Çin'den, Japonya'dan getirmeyin sarımsakları. Çünkü Türkiye sarımsağı çok güzel. Acılı, kokulu. Evet, bakın bu kadar sarımsak koyacağım. Yani soğan, sarımsak bol bu yemekte. Yalnız sarımsakla kaynatmayacağım.
altını kapatacağım hemen. Bir de bu arada hemen bir de püf noktası söyleyelim. Belki bilenler vardır. Belki de bana değişik yöntemler yazanlar olacaktır. Sarımsağı kolay soyma yolu, yöntemi. Bakın şöyle tepesini bastırıyoruz. Kabukları açılıyor. Hatta daha kolay olsun diye alt kısmını da böyle bastırabiliriz. Kabukları kolayca çıkacaktır. Şimdi şöyle elinizde şöyle yaptığınız zaman bile işte soyuldu. Bitti. Bunları 2 veya 4 parçaya iri iri olsun ayırın. İşte sarımsağı da koyduktan sonra kapağını kapatıyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. Yaz kış yapabilirsiniz. Özellikle yaz yemeği bu. Çok hafif. Çok sağlıklı, dengeli. Ama bulamadığınız malzemeler için üzülmeyin. Bulduklarınızla yapın. Hatta bunun içerisinde kafanıza göre sizce ne uygunsa onu da atabilirsiniz. Öyle sınır yok, süre yok, ölçü yok. Yani rahat olun. Bulabildiğiniz ne varsa onu katın. Öyle malzemeler sayıyorlar ki yani marketçilere bir soruyoruz, market görevlilerine o nedir diyebiliyor. Öyle olmasın. Ben böylesini tercih ediyorum. Siz bilirsiniz. Yarasın.